Bu cihazla prizden internet taşıyabilirsiniz. Hadi incelemesine geçelim. Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Hüseyin Emre Gümüş. Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim ve bu videoda TP-Link Powerline Starter Kit'i inceliyoruz. Bu cihazla priz üzerinden internet taşıyabiliyoruz, LAN bağlantısını taşıyabiliyoruz. Tak çalıştır sistemine sahip, 600 megabit saniye hıza kadar ulaşabiliyor. Alabileceğiniz en uygun kitlerden biri. Şurada açıklamış. Bu cihazı modemimize takıyoruz. Bunu fişe takıyoruz. Priz üzerindeki evinizdeki elektrik hattını kullanarak karşıdaki bilgisayara interneti taşıyabiliyor. Çok güzel bir özellik. Evinizin içerisinde ağ kablosu taşımanıza gerek yok. Priz üzerinden direkt internet bağlantısı sağlayabilirsiniz. Ayrıca prizinizi de işgal etmiyor. Üzerindeki priz, boş priz sayesinde sizin prizinizi işgal etmiyor. Burada hızlı bağlantıyı televizyonlarınızda, oyun konsollarında vesaire bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz. Şurada da açıklamış. Eviniz iki katlı olduğunu varsayalım. Modeminizi bu ağ cihazına bağlıyorsunuz, powerline cihazına. Evinizin içerisindeki elektrik ağı hattı üzerinden interneti televizyonunuza kadar taşıyabiliyorsunuz. Şimdi vakit kaybetmeden içini açalım bakalım. Ayrıca bu videoda içini açacağız. Söküp içinde ne varmış ona bakacağız. Elektronik devresi nasıl çalışıyor? Çünkü ilginç bir cihaz. İncelemek gerekir. Evet, bu şekilde bir kullanma kılavuzu var. Bunları geçiyorum. Cihazlarımızın kendisi 2 adet kablo, 3'er metrelik ve garanti ve kullanım kılavuzu belgeleri. Şimdi şunları da kenara alayım. Bunlara geçelim. Hemen açıyorum. İnceleyelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımda gayet faydalı olduğunu düşündüğüm içerikler paylaşıyorum. Teknik konulara ilginiz varsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, devam ediyorum. Altında şunları göstermeden şu şekilde. Şurada ne denir ona? Seri numaraları var. Onları göstermesem iyi olur. Bu şekilde. Evet. Cihazlarımız bu şekilde. Altlarında Ethernet girişleri var ve eşleştirme tuşları var. Bunu fişe takıyoruz. Diğerini de fişe takıyoruz ve eşleştirme tuşuyla birbirini eşleştiriyoruz. Hatta ilk kurulumda buna da gerek kalmıyor. Direkt taktığınızda birbirlerini tanıyorlar. Çünkü ışıklar da gösteriyor zaten. Şimdi bunu fişe takalım. Orada görelim. Devam edelim. Evet, şimdi prizimize takıp deneyelim. Bu üçlü prize sığmıyor, denedim. Şu şekilde takacağım. Göstermek amacıyla. Ama ayrı prizlere takıyoruz normalde. Bu sayede prizimizi işgal etmemiş oluyor. Bu cihazı taktığımda ayrıca kendi üzerinde priz alanı bulunduğu için buraya da kendi istediğim televizyonumu, oyun konsolumu vesaire takabiliyorum. Güzel bir özellik olmuş. Şu anda bu ikisi eşleşti. Işıkları söndü. Bu ışıkların sönük veya yanarak kalacağını uygulama üzerinden seçebiliyorsunuz. Kendi uygulaması üzerinden hız bilgilerini vesaire görüyoruz. Ve şu ışıkları kapatabilmemiz çok güzel. Geceleri özellikle karanlıkta çok belli olduğu için ben ışıkları kapatmıştım. Ayarı bu şekilde kalmış. İkisi birbirine eşleşmiş durumda. Şimdi bunu birini modeme takıp diğerini başka bir odada bilgisayarımıza takıp deneyelim. Evet, bu görüntüyü çekmem biraz zor oldu ama şu şekilde göstereyim. Şu an cihazım açtım. Karşıdaki cihaz şu anda modeme bağlı. Buradaki soketten modeme bağladığım LAN 1 girişine veya herhangi bir LAN girişine bağlayabilirsiniz. Şu anda şurada görüyorsunuz, Wi-Fi'ye bağlayayım. Oraya alayım. Şimdi taktım. Şimdi Ethernet bağlantısı gelecektir az sonra. Bekliyoruz. Bu sayede Wi-Fi'nin erişmediği yerlere
Böylelikle Ethernet bağlantısı getirebiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj. Evet, gelmiş şuraya zaten. Ben fark etmedim. Mouse'la gösteriyorum. Şurada Ethernet bağlantısı olduğunu görüyoruz. Wi-Fi'yi kapatsam bile internet bağlantımın kablolu bağlantı olduğunu görüyorsunuz. Çıkartıyorum. Çıkarttığımda gitti. Gördüğünüz gibi direkt bağlantıyı sağlayabiliyorum. Ve aynı kablolu bağlantı yapmışız gibi o hızlara erişerek 600 megabit saniye hıza kadar erişerek, yani size bir yerden bir yere kablo çekme derdinden kesinlikle kurtarıyor. Bildiğiniz priz. Yani bir şey değil yani. Üçlü prize taktım ben. Kullanma kılavuzunu üçlü prizde kullanmayın demiş. Çünkü bazılarının akım korumalı üçlü prizler oluyor. Akım korumalı prizlerde kesinlikle çalışmıyor. Denedim. O frekansı engelliyor akım korumalı prizler. Cihazın çalışması bu şekilde. Şimdi bir de içinde ne varmış ona bakalım. Evet, şimdi cihazımızı sökelim. Bakalım, tornavidamızı aldık. Seri numarasını kapattım. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. Şimdi başlayalım sökmeye. 4 tane vidası olduğunu görüyorum. Şu an bu yaptığım işlemle kesinlikle garanti kapsamı dışında kalacaktır cihaz. Sizler yapmayınız diye ben kendim yapıp deniyorum. Normalde üzerinde yazıyordu. 3 yıl garantisi varmış cihazın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Henüz yeni gelişmekte olan bir kanal. Evet, içini açıyoruz. Evet. Şuraya bakalım öncelikle. Plastik ve çocuk koruması var burada. Bunun avantajı dağıldı. Neyse, takarız. Şu şekilde burada buraya bunu koymuşlar ki çocuk koruması var. Priz takıldığı zaman bunun da mekanizmasını göstereyim. İlginç bir mekanizma. Prizi taktığımız zaman herhangi bir priz üzerinde göstereyim size. Şurada telefon adaptörüm var. Şöyle adaptörü takmayı deneyelim. Taktığımda bu şekilde yukarı aşağı gidiyor. Ve geri geliyor. Bu çocuk korumalı prizlerinde çalışma mantığını bu şekilde görmüş olduk. Şurada ışıklarımızın olduğu yerde şeffaf bir plastik var. Bu şekilde burası. Şimdi bundan devam edelim. Evet, burada çok ilginç bazı komponentler olduğunu görüyorum. Şöyle kadrajımızı düzeltelim. Büyütelim. Evet. Şurada bir işlemcimiz var. Burada seri numaralarını görüyorsunuz. Ethernet portumuz. Evet, priz kısmımız burada. Buraya bağlıyoruz. Şurada bobinlerimiz var. Muhtemelen onlardan sinyal sağlıyor. Priz üzerine elektriğe sinyal veriyor. Şurada bir, evet, kutupsuz kondansatöre benziyor. PCB iki kat galiba. Çıkarabiliyor muyuz? Şu an denediğim şey bozabilirim cihazı da. Nasıl çıkarız acaba? Evet. Bunun sökme yoluna ben bir bakayım. Sonra videoya devam edelim. Evet, sökemedim çünkü sonradan lehimlemişler. Şu katman yükselttikleri aradaki parçaları. O yüzden şuradan inceleyeceğiz mecburen. Şimdi burada kutupsuz kondansatörler var. Şu turuncu gibi gözükenler. Şu sarı bantlı gibi olan iki tane büyük ve küçük. Onlar trafolarımız. Muhtemelen voltajı küçültüp şu katmandaki karta. Burada da işlemcimiz gibi elektronik bileşenlerimiz var. Daha hassas bileşenler. Bu kartla alttaki güç kartını ayırmışlar birbirinden. Birbirlerine bağlılar. Şu lehimlenen noktalardan.
Evet, içeride farklı komponentler var. Kondansatörlerimiz var. Böyle ilginç bir yapısı var gördüğünüz gibi. Şunu da göstereyim. Buraya takıyoruz aslında. Kadrajdan çıkmış şuraya takıyoruz prizi aslında. Böyle bir cihaz. Herkes göstermez böyle içini. Herkes dışını anlatır ama biz gösteriyoruz. O yüzden abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Güzel bir cihaz. Yapısı kaliteli. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, önermeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.